Herkese merhaba. Bir Fenerbahçe gündemiyle daha karşınızdayız. Takip edenlerin ilgisini çekmiştir. Bu ara çok fazla disiplin sevkiyle karşı karşıya kalıyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Geçtiğimiz zamanlarda da benzer ölçekte olan başkanlık üzerinden Ahmet Nur Çebi'nin başına gelmişti. Hem kıyasen hem ayrı ayrı anlatmak isterim. Şimdi iki tane farklı disiplin sevki var. Bunun bir adını koyalım. Birincisi dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanan kararlar var. Bir de daha kararı açıklanmamış olan bir sevk var. Tarihleriyle beraber şimdi size söyleyeyim. İlk sevk tarihi 10 Haziran 2020. Burada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 5 Haziran ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı sportmenliğe yani sporculuğa aykırı açıklamalar sebebiyle bir sevk olduğunu söylüyor Türkiye Futbol Federasyonu. Yine 5 Haziran 2020 tarihinde kulüp başkanı ve yöneticisinin kulübün televizyonu olan Fenerbahçe TV'de yaptıkları açıklamalar sebebiyle bir sevk gerçekleşmiştir diyor. Bu sevkin yasal dayanağı ne yapılmış da, ne olmuş da, ne denmiş de, hangi madde üzerinden sevk edilmiş diye baktığımızda futbol disiplin talimatının 38. maddesi karşımıza çıkıyor. Sportmenliğe aykırı açıklamalar. Bunlar zaten sevkten de anlayacağınız gibi gerek kulüplerin internet sitelerinden, gerek kulüplerin resmi televizyonlarından yapılan açıklamalar üzerinden ve tabii ki sosyal medya hesaplarından. Bunlar eylem, fiili oluşturan meseleler. Basın yayın organları, sosyal medya araçları, onun dışında kulüp televizyonları bunlar için iyi, elverişli bir araç diyelim. Spor ahlakına, fair play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan, açıklamalarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren, bunun yanında sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edici hareketlerde bulunan açıklamalardan bahsediyor genel olarak. Bu maddenin içeriği, bu olayda var demiyorum, sakin olalım. Şu an maddeyi tanıtıyorum sizlere. TFF yöneticilerini rencide etmek de maddenin sevk eylemi olarak öngördüğü eylemlerden bir tanesi. Hepiniz tahmin edersiniz 5 Haziran ve 7 Haziran tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hem resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarda hem de yöneticiler tarafından televizyon üzerinde yapılan açıklamalarda Nihat Özdemir süreciyle alakalı detaylı şekilde okumak isteyenler siteden bakabilirler. Ben az önce baktım. Dolayısıyla burada şimdi cezalara gelmek istiyorum. Madde ne öngörüyor? Ali Koç'un ve Semih Özsoy'un başına neler geldi? Hangi cezalarla karşı karşıya kaldılar? Buna bakalım. Hangi sınırdan uygulanmış ceza? Şimdi hatırlayacaksınız, futbol disiplin talimatının 38. maddesindeyiz. Sporculuğa aykırı açıklamalar maddesindeyiz ve burada kulüp yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası diyor. Ve PFDK kararına bakıyoruz, 18 Haziran 2020 tarihli. Ali Koç için 45 gün hak mahrumiyeti cezası diyor. Yani en alt sınır zaten 45 gün bu suçla alakalı. Bu disiplin ihlaliyle alakalı, düzeltelim. Süper Lig kulübü yöneticileri için 30.000 TL'den 140.000 TL'ye kadar da bir para cezası öngörülüyor. Aynı şey yine Ali Koç için geçerli. 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra 30.000 TL'lik bir para cezası. Yine en alt sınırdan kendisine verilmiş ve bu şekilde uygulanacak. Bunun dışında Semih Özsoy için bakalım. Semih Özsoy için 60 günlük bir hak mahrumiyeti cezası var. 45 ila 120 gün arasındaydı. İhlalin ceza bandını hatırlayalım. 60 gün bir hak mahrumiyeti ve 40.000 TL para cezası. Para cezasının bandını tekrar hatırlayalım. 30.000 ila 140.000 arasında. Dolayısıyla durum bu. Ve disiplin kurulu şöyle diyor. Bu yasakların ihlali halinde disiplin kurulu birlikte veya ayrı ayrı da bu cezaları vermeye yetkili. Maddede böyle bir ifade de geçiyor. Dolayısıyla ilgilendiren kısmı bu. Bir disiplin sevki daha var. Şimdi bu disiplin sevki oldu. Sonra PFDK karar verdi. PFDK karar verdikten sonra tahkim kuruluna gidecek Fenerbahçe yasal süresi içinde. Ve bir de tahkim kurulu kararı göreceğiz. O vakte kadar takipte kalacağız. Şu an yapılan değerlendirme ve senaryo tam olarak bunun üzerinde. Para cezasını indirime gidecekler mi? Başka bir şey gündeme gelecek mi? Bir disiplin sevki daha var. 17 Haziran 2020 tarihli. Bu sefer yalnızca Fenerbahçe Anonim Şirketi Kulübü'nün 15 Haziran 2020 tarihinde Ali Koç'un kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar üzerinden yine sevk maddemiz aynı.
Futbol disiplin talimatının 38. maddesi. Sportmenliğe aykırı hareket, fakat ben sporculuğa aykırı hareket diyorum. Sporculuğa aykırı hareket maddesinden. Dolayısıyla yine kulüp televizyonu vasıtasıyla TFF, düşünün ki yöneticilerinin bile rencide edilmesini bir safe maddesi olarak ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla çok kolay rencide olabiliyorlar herhalde, ya da neye rencide oluyorlar, neye rencide olmuyorlar, biz bunu her gün ve her dakika tahlil edemeyebiliriz bu konuda. Aynı şey Ahmet Nur Çebi'nin de başına gelmişti. Ahmet Nur Çebi ile ilgili de bir videom var. Onu da videonun açıklamasına bıraktım. Aynı şeyi oradan da değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe'nin başına gelen şey sadece Fenerbahçe'nin başına gelmiyor. Çünkü 18 Haziran 2020 tarihinde bir de, yani açıklanan PFDK kararında, şu an tahkim kuruluna gidecek olan kararda 100 bin TL para cezası Fenerbahçe Spor Kulübü'ne resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklama yapması gerekçesiyle verildi. 100 bin TL aynı şekilde Beşiktaş'a da verilmişti. Yani ben uğraşa didine Türkiye Futbol Federasyonu'nun istikrarlı şekilde karar verdiği tek kararı buldum, çıkardım sizler için. Beşiktaş'a da 100 bin TL'ydi, Fenerbahçe'ye de 100 bin TL'ydi. Belki de kopyala yapıştır yaptılar, bilmiyoruz. Dolayısıyla ilk ve son kez sanırım bir istikrarlı karar, bir emsal karar buldum ben. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbir kurulunun verdiği kararda, tahkim kurulunun verdiği kararda hiçbir gerekçeli karar, hiçbir zaman okuyamadık. Dolayısıyla bizler anlayamıyoruz haklı olarak. Neden bu ceza verildi? Gerekçesi neydi? Neden X kulübe veya X futbolcuya 3 maçtı da diğerine 5 maçtı? Gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Çünkü bir uygulama birliği söz konusu değil. Bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bir kararı mevcut. Bizler tam pandemi sürecine ve karantinaya girmeden önce, o dönemlerde yani yaklaşık 3 ay önce kadar falan, güzel bir şekilde hatırlayacaksınızdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tahkim kurulunun tarafsız ve bağımsız olmadığına karar verdi. Ya biz bunu biliyoruz, bunu şimdi mi söylüyorsun demeyin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı vermesi oldukça önemli. Çok merak edenler, ilgisini çekenler, hangi şikayetlerle, hangi yakınmalarla kulüpler veya sporcular, başvurucular TFF'nin tahkim kurulundan bu denli şikayet etmişler diye merak edenler için o videoyu da bıraktım. Hep birlikte takipte kalalım. Tüm yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi, PFDK sevklerini, kararlarını ve tahkim kurulu kararlarını kulüpler üzerinden nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.